Her iki takımın ligde 26'şar golü var. Kendi kalelerinde ise Fenerbahçe'nin 4 gol daha az yediğini görüyoruz. Fenerbahçe topa %50'nin üzerinde sahip olsa da 6. sırada yer alırken Beşiktaş ligin topla oynamada ikincisi. Fenerbahçe'nin şut ve isabetli şut ortalamaları çok parlak değilken Beşiktaş'ın her iki kategoride de lig lideri olduğunu görüyoruz. İki takım ligin rakip ceza sahalarında topla en çok buluşan 3 takımından ikisi. Topla oynamadaki durum isabetli pas sayısına da yansımış durumda. Defansif aksiyon ortalamalarında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha iyi durumda. Fenerbahçe ise ligin en çok faul yapan takımı. Oyun tarzlarını tarif etmekte sıkça kullandığımız bu gelişmiş ölçüm kalemlerinde iki takımın da verilerinden göze çarpan bir şey çıkmıyor. Beşiktaş'ın toplu oyunla ilgili ortalamalarının Fenerbahçe'den yüksek, Fenerbahçe'nin ise direkt hücum ortalamasının daha yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz yine de. Sezonun geri kalan kısmında her iki takım da penaltısız gol beklentisinin üzerinde ortalamalara sahip. Penaltısız gol sayıları eşit olan iki takımın gol beklentisi değerleri de yakın, ancak toplama bakıldığında Beşiktaş bulması beklenecek gol sayısının yaklaşık 2 gol üstünde ve bu ligdeki en yüksek 3. fark. Bu rutin karşılaştırmalarımızdan sonra biraz daha detaya inelim. Her iki takım da ön alan baskısında ligin ilk iki sırasındalar. Beşiktaş, rakip takımlara sahanın son 60 metresinde savunma aksiyonu uygulamak için 9 pas bile beklemiyor. Fenerbahçe'de bu neredeyse 10 ve bunlar ligin en düşük iki sayısı. Bu iki takım, 6 aydan sonra sahanın son 40 metresinde rakipten en çok top alan iki takım. Bu şekilde en çok şut bulan takım Galatasaray olurken, Beşiktaş'ın da bu şekilde 27 şutu var, Fenerbahçe'nin ise 22. Altay bu şekilde en çok gol bulan takım. Önde kazandığı toplardan 5 golü olan Kasımpaşa bu ilk 5'te olmadığı için tabloda yok. Sonrasında ise 4 gollü iki takım da yine Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı görüyoruz. Fenerbahçe'nin önde kazandığı topların 40 metre çizgisine yakın bölgede daha yoğun olduğunu, öne gittikçe seyreldiğini söylemek mümkün. Özellikle de ceza sahası yan çizgisiyle taç çizgisi arasında daha az böyle kazanılmış top var. Fenerbahçe'nin bu şekilde bulduğu gollerin hepsinin öncesindeki toplar dışarıda kazanılmış. İçeride kazanılan az sayıda topun da en fazla 2 tanesi şuta dönüşmüş. Buradaki esas farkı Beşiktaş'ın görselinde göreceğiz. Beşiktaş'ın özellikle sol önde kazandığı topların Fenerbahçe'ye göre daha çok olduğunu ve kaleye daha yakın olduğunu söylemek mümkün. Son 40 metrede kazanılarak gole dönüşenlerin ikisi ceza sahası içinden kazanılmış. Golle sonuçlanmayan, şutla bitenlerden de 3 tanesi yine içeriden. Beşiktaş'ın görselindeki noktalar 40 metre çizgisine değil, rakip kaleye daha yakın. Şimdiye kadar hiç takımların rakiplerine yaptırdıklarına bakmamıştık. Bu derbide buna da bakalım. Fenerbahçe ligin önde en çok top kazanan ikinci takımı iken kendi geri bölgesinde de rakiplerine en az top veren takım. Beşiktaş ise bu alanda 11. Ancak Beşiktaş bu şekilde kalesine en az şut çektiren takımken bu sefer Fenerbahçe 8. Fenerbahçe kendi geri 40 metresinde rakiplerine en az top veren takım olmasına rağmen bu şekilde yediği 3 golle 14. Beşiktaş ise bu şekilde sadece 1 gol yedi. Beşiktaş'ın ayrıca rakiplerine 10 pas üstü dizi ve o diziler sonunda şut çektirme veya gol yeme konusundaki performansı da çok iyi. Bu sezon hiç deste gol yemeyen Beşiktaş dışında 4 takım daha var. Rakiplere direkt hücum izninde her iki takım da üst sıralardalar, ancak çarpıcı bir veri burada karşımıza çıkıyor ve Beşiktaş'ın ligin direkt hücumlardan en çok gol yiyen takımı olduğunu görüyoruz.
iki takımın rakiplerine yaptırdıklarına girmişken, gol beklentisinde de defansif taraftan devam edelim. Fenerbahçe'nin kalesine gelen 171 şut, onları kalesine en az şut çektiren 6. takım yapıyor. Bunlardan çıkan 22,4 gol beklentisindense 20 gol yediler. 6 pastan yenilen 4 gol ve rakiplerin şutlarının ortalama XG'sinin 0,13 olması takım savunması adına olumsuz notlar. Beşiktaş kalesine çekilen 148 şut onları Giresunspor'dan sonra kalesine en az şut çekilen 2. takım yapıyor. Bu 148 şuttan çıkan 22,7 gol beklentisinden 23 gol yediler ve bu olumlu değil. 6 pas içindeki kırmızı yuvarlakların çokluğu, kale ağzından yenilen gollerin çokluğuna işaret ederken, rakip şutların ortalama XG'sinin 0,15 olması da yine siyah beyazların rakiplerine net ve gol olma olasılığı yüksek pozisyonlardan şut imkanı verdiği anlamına geliyor. Karşı kalede oynaması muhtemel Ersin'in yarısı kadar eldiven giyen Berke'nin kalesine gelen şut sayısı ve çerçeveyi bulan şutların XG değeri de doğal olarak meslektaşından düşük. Berke kaledeyken çerçeveyi bulan 19 şuttan Fenerbahçe 10 gol yemiş olsaydı bu normaldi. Ancak 8 gol yediği için Berke artıda. Bir tanesi hariç yüksek XG OT'li goller yiyen Berke'nin görselinde içi boş sarı yuvarlakların, yani gol olması beklenecek şutların kurtarıldığını görebiliyor. Ersin'in grafiğinde 29 tane çerçeveyi bulan şut ve bunların yarattığı 12 gol beklentisi var. Ersin de bunlardan 12 gol yediği için standart bir kaleci performansı sergilediğini söylemekte sakınca yok. Ersin'in yediği çok düşük XGOT'li gol yokken yüksek gol beklentisine sahip kurtarışlarsa çok fazla olmasa da mevcut. Rakip kaledeki performanslara dönelim. Fenerbahçe, ligin en çok şut çeken 10. takımı demiştik. 8 ceza sahası dışı golle, ligin dışarıdan en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, 72 ceza sahası dışı şutla aslında uzaktan şutu tercih eden bir takım değil. 25,7 XG'den buldukları 26 gol, onları az da olsa artıda tutuyor. Bu görselde penaltıların dahil olduğunu hatırlatalım. Şutların ortalama XG değeri olan 0,13, genel ortalamanın üzerinde. Fenerbahçe'nin 8 ceza sahası golünü aynı şekilde dışarıdan atılmış 6 golle takip eden iki takımdan biri Beşiktaş, Fenerbahçe'nin aksine uzaktan şutları daha çok deniyor. Ceza sahası dışından çektikleri 90 şutla ligin uzaktan en çok deneyen 4. takımı olan Beşiktaş, toplamdaki 23,9 gol beklentisinden bulduğu 26 golle bir hayli artıda. Şutlarının ortalama XG değeri 0,1 olan Beşiktaş'ın ligdeki konumundan memnun olmasa da aslında rakip kale önü performansı kötü değil.